Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Regaib kandiliniz mübarek olsun. Üç ayların müjdecisi olan Regaib kandilini ve Regaib kandilinde yapılacak İbadet, dua ve niyazları Rabbimiz dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan'a ulaştır şeklindeki duasıyla başlıyoruz. İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram min Edilletil Ahkam adlı kitabından Hudud bölümünün son faslını inşallah ele alacağız. Önceki fasıllarda hırsızın haddi ve gasp, yani temiz bir kadına zina isnat eden kişinin haddi, yani cezalandırılması üzerinde durduk. Bugün Hudud bölümünün son faslı zina eden kadın ve erkek hakkında verilecek ceza, yani hudud üzerinde duracağız. Bizlere 3 ayların başlangıcında Regaib kandili vesilesiyle sizlerle bir araya getiren Allahu Teala'ya sayısız hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Rabbimiz yapacağımız duaları ve yapmış olduğumuz duaları dergâh-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. An Ebi Hureyre'te ve Zeyd bin Halid el-Cüheni radiyallahu anhüme. Bu hadisin iki sahabi ravisi olduğunu, hem Ebu Hureyre'den hem de Halid el-Cüheni'den rivayet edilen bir hadis olduğunu ve Allah her ikisinden razı olsun şeklinde bir duayla başladığını, enne raculen minel a'rabi ete Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir Arap geldi. Araplardan biri geldi. Fekale ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü dedi. Enşuduke billahi illa adayte li bi kitabillahi. Ben, yani Allah'a her birisi ise ve huve efkaf minhu, ondan daha anlayışlı birisi ise ne'am. Evet, fakti beynene bi kitabillahi. Benim ve onun arasında, yani bizim aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet. Fe'zenli fekale kul kale innebni kâne asifen ala hâze fezene bi imratihi. Bana da bu konuda izin ver. Ve şöyle dedi, benim oğlum bu adamın karısıyla, yani onun hizmetkarıydı, zina etti. Ve inni uhbirtu en ala ibni er-recm. Ve ben oğlumun recmedileceğini bildirdim. Feftedeytu minhu bi mi'ati şat ve velide. Ve yani bu kişiye 100 koyun verdim. Yani 100 koyun bağışladım anlamında bir ifade kullanıyor. Ve bir cariye fidye verdim diyerek bunu da pekiştiriyor. Feseltu ehlel ilmi. İlim ehline sordum. Fe ehbiruni. اَنَّمَا عَلَى اِبْنِي جَلْدُ مِئَةٍ
ve tağribu amin. Ve bana dediler ki senin oğluna recm cezası ve bir yıllık sürgün gerekir. Ve enne ala imrati hazer racm, o kadına da recm gerekir. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu. Vellezî nefsî biyedihî. Bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kullandığı yemin çeşitlerinden bir tanesi. Vellezî nefsî biyedi Muhammedin şeklinde de hadislerde zikrediliyor. Yani Muhammed'in canını elinde tutan, yani kudretinde tutan Allahu Teala'ya and olsun, yemin olsun ki لَاَقْضِيَنَّ. Buradaki nun te'kit nunu, özellikle sarf ilmiyle meşgul olan kardeşlerimiz bilirler. Kesinlikle hükmedeceğim. بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ. Aranızda Allah'ın kitabıyla kesinlikle hüküm vereceğim. اَلْوَل۪يدَ وَالْغَنَمْ رَدٌّ عَلَيْكَ. Cariye ve o verilen 100 koyun, fidye olarak verilen 100 koyun sana geri verilecektir. Ve ala ibnike celdu mi'etin ve tağribu amin. Ve oğluna gelince de oğlun, yani 100 sopa vurulacak, 100 celde vurulacak ve bir yıl da sürgün edilecek. Ve'udu ya Uneys ilem ra'atin hâze fe'in iğterafet farcumha. Ey Üneys, eşine dön, yani hanımına dön. Eğer suçunu itiraf ederse, yani zina ettiğini itiraf ederse onu recmet. Kardeşlerim, bu hadisin hem Buhari'nin hem Müslim'in ortak rivayetleri olduğunu, müttefakun aleyh olarak rivayet edildiğini, ancak buradaki lafzın Müslim'e ait olduğunu görüyoruz. Bir sonraki hadis Ubade bin Samit'ten rivayet edilen bir hadis. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme huzu anni huzu anni fakat cealallahu lehunne sebile. El bikru bil bikri celdu mi'etin ve nefyu senetin ve seyyibu bil seyyibi celdu mi'etin ve racmu. Ubade bin Samit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Benden öğrenin. Yani benden öğrenin. Yani bunu benden öğrenin ya da benden alın şeklinde tercüme edilebilir. Gerçekten Allah kadınlara bir yol açtı, yarattı. Bekarla bekar zina ederse 100 celde, yani 100 sopa ve 1 sene sürgün, evli evliyle zina ederse 100 dayak ve recim vardır. Burada Üneys bin Dahhak el-Eslemi olduğunu, buradaki Üneys'ten kastedilen sahabinin, bunun yanında böyle söylenmesinin sebebinin Allah'ın Müslümanlara zina yapanlar hakkında verilecek hükmü beklemelerini emretmiş olmasıdır. Nisa suresinin 15. ayeti kerimesinin de Safirurrahman el-Mübarek Furi tarafından şerhe dahil edildiğini görüyoruz. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerinde hapsedin. Nisa suresi 15. ayet. Burada bekar kişiyle bekar bir bayanın zina yaptığında bunlardan her biri için uygulanacak had cezasının 100 sopa ve 1 sene sürgün olduğunu, Hanefilere göre sürgün etmenin vacip olmadığını, çünkü ayette sürgün etmenin zikredilmemiş olduğunu, mütercim Betül Bozalı hocamız metne dahil etmiş.
evli biri evli biriyle zina yaparsa, onlardan her birinin cezası 100 sopa ve rejimdir. Bekar biri evli biriyle zina yaparsa, bekar olana uygulanacak ceza dayak, evli olana uygulanacak olan ise rejimdir. Bu hadis evli biri uygulanacak had cezasının sadece rejim olmadığına delildir. Onun cezası önce dayak, sonra rejimdir. Bir grup alimin görüşü de bu yöndedir. Fakat cumhur, yani alimlerin çoğunluğu, evli biri için zina yapanın cezasının sadece rejim olduğunu söylemiştir. Delilleri de Maiz, Gamidiye ve Yahudi kadın kıssalarında ve yukarıda geçen hadiste olduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece rejim cezasını uygulamış olmasıdır. Özellikle daha önceki dersimizde Gamidiye ile ilgili bir takım beyanları, özellikle İbn-i Esir el-Cezeri'nin Ustul Gâbe fi Marifeti Sahabe adlı eserinin son Nisa bölümünde sahabiye ravisi olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğini, tahhirni ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü beni temizle, Allah Resulü git buyurdu. Kadın gitti. Bir müddet sonra tekrar geldi. Allah Resulü onun üzerindeki alametlerden, onun ne dediğini zaten anlıyordu. Tekrar onu gönderdi. Üçüncü defa tekrar çocuğuyla geldi yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem git dedi, onu emzir. Emzirdi, tekrar geldi. Belirli bir çocuğun artık katı yiyeceklerle beslenebileceğini, yani bir ekmeği rahat artık sindirebileceğini görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadının recm edilmesini emretti. İfadesini özellikle İbnül Esir el-Cezeri'den sizlere nakletmiştik. Bir sonraki hadisin yine en çok hadis rivayet edenlerden Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis olduğunu biz özellikle ravileri, sahabi ve sahabiye ravileri ikiye tasnif ettiğimizi, binin üzerinde hadis rivayeti olanları mukthirun, yani çok hadis rivayet edenler, binin altında rivayeti olanlara da mukillun, yani az sayıda hadis rivayet edenler olduğunun, özellikle hadis usulünde bunlara bir takım sıfatlar verildiğini, işte Ebu Hureyre'nin 5374 hadiste en çok hadis rivayet edenlerden birinci sırada yer aldığını, bakın sadece rejimde ikinci hadisi. An Ebi Hureyre'te gâle ete raculun minel muslimine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve huve fil mescidi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte iken Müslümanlardan bir adam geldi. Fenâdâhu fekâle ya Resulallah. Allah Resulüne ey Allah'ın Resulü diye nida etti. İnni zeneytu fe'avrada anhu fetennehha tilkâe vecihi fekâle ya Resulallah inni zeneytu fe'avrada anhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan da suçunu bizzat itiraf edip Allah Resulü'nün huzuruna geldiğinde de Allah Resulü ene uhalifuke demişti. Ben senin hırsızlık yaptığını zannetmiyorum. Bu zat ısrarla ben zina ettim, ısrarla zina ettim demesine rağmen Allah Resulü fe'arada anhu, ondan yüz çevirdiğini, iki defa burada ravinin özellikle altını çizdiğini görüyoruz. Hatta fenna zalike aleyhi arba merrat. Hatta dörde kadar bunu tekrarladı. Dört defa tekrar etti. Ben zina ettim, ben zina ettim, ben zina ettim, ben zina ettim. Felemme şehide ale nefsi arba şehadatin billah. Yani Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz ayeti kerimede
4 şahit istenmişti. Nisa suresinin 15. ayeti kerimesinde 4 defa kendisinin zina ettiğini kendisi itiraf etti. Da'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fekale ebike cununun kale la kale fel ahsante, sen deli misin? Yoksa muhsan, yani sen evli misin? Şeklinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sende delilik alameti var mı? Ya da sen evli misin? Şeklinde ona bir soru tevcih ettiğini, kâle le, hayır ben evli de değilim, bende delilik de yok anlamında. Fehel ahsante, peki evli misin? Kâle naam, evet evliyim. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izhebu bihi farcumuhu, alın bunu götürün ve recmedin. Allah Resulü her iki sigada da İzhebu, çoğul sigası kullanıyor. İzhebi, izhebe, izhebu. Yani sizler alın, götürün. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bu olayın şahitleri var. Birden fazla. Hani bir olunca zaten izheb derdi. İki olsaydı izhebe derdi. İzhebu dediğine göre üç ve daha fazla etrafında sahabe-i kiram var. Fercumuhu. İkinci sigada yine çoğul olduğunu görüyoruz. Onu recmedin. Fercim, fercime fercimu. Hu, yani o zatı 4 defa kendisinin zina ettiğini bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda itiraf eden o zatı alın götürün ve recmedin buyurdu. Bu hadisin yine muttefakun aleyh olan hadislerden olduğunu, yani hem Buhari'nin hem Müslim'in rivayet ettiği hadislerden olduğunu görüyoruz. Burada bu adam Maiz bin Malik el-Eslemi'dir. Eslem kabilesinden Huzal'ın müttefikiydi, yani ortağıydı. Bu kabileden bir cariye ile zina yapmıştı. Huzal da onu günahı için bir çıkış yolu bulması için Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama gönderdi. Hadis pek çok konuyu içermektedir. Bu hadis zina yaptığını 4 kere kabul etmesinin şart olduğuna delil gösterilmiştir. Halbuki hadiste buna delil yoktur. Burada sadece Maiz'in bunu 4 defa belirttiği yer almaktadır. Hanefilerle cumhura göre, yani alimlerin çoğunluğuna göre zinayı 4 mecliste 4 defa ikrar etmek şarttır. Mütercime, yani Betül Bozalı hocamız bununla ilgili bir dipnot düştüğünü görüyoruz. 1206. hadis yine en çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi olan 7 güzide sahabinin içine giren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu Abdullah'tan rivayet ediliyor. Amcası Abbas, oğlu Abdullah'tan rivayet ediliyor. An İbn Abbas'in kâle lemmâ etâ Ma'iz ibn Malik ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme lealleke kabbelte ev gamazte ev nazarte kâle la ya Resulallah. Yine Maiz'in, yani Maiz bin Malik'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın caydırmak istiyor. Belki de sen onu öpmüşsün ya da sıkmışsındır, bakmışsındır şeklinde Maiz'e, yani bundan adeta hırsızın olayında olduğu gibi bundan caydırmaya gayret ediyor. Yani gerçekten bu işi, bu eylemi gerçekleştirdi mi, gerçekleştirmedi mi? Maiz kâle la ya Resulallah. Hayır ey Allah'ın Resulü. Yani ben zina ettim diyerek itiraf ediyor Allah Resulü'nün huzurunda. Bu hadisi İmam Buhari'nin rivayet ettiği, yani buradaki lafzın İmam Buhari'nin El-Cami'us-Sahih'ine ait olduğunu görüyoruz.
1207. hadis Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadis. An Umar ibnil Khattab radiyallahu anh ennehu khatabe fekale innallaha ba'athe Muhammeden bil hakki ve enzele aleyhil kitab. O bir hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hak olarak Allah'tan geldiğini ve Allahu Teala'nın ona kitap indirdiğini ifade ettikten sonra fekana fima enzelallahu aleyhi ayetur recm. Recm ayetini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini qara'naha ve aynaha ve aqalnaha farajama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve rajmna ba'dahu. Yani Hazreti Ömer'in örneğin rejim ayetinin de aynen inen ayetlerden olduğunu ifade ettiğini, bunu bizim belleyip okuduğumuzu ve anladığımızı, yani biz bunu okuduk, belledik ve anladık ifadesi kullandığını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu cezayı uyguladığını ve onların da yani biz de bu rejim cezasını uyguladık şeklinde ifade kullandığını görüyoruz. Biz de rejim yapmışızdır. Burada bir dipnot düşürüldüğünü, bu rejim konusunda icma olduğuna delildir. Yani sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde rejim cezasının uygulanmadığını, dört halifenin döneminde de rejim cezasının uygulandığını görüyoruz. Ancak burada bir ayrıntının olduğunu, فَاَحْشَى اِنْ تَالَبِ النَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمِ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ فَيُضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ اَنْزَلَهُ اللّٰهِ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ زَنَى. Biz rejmi Allah'ın kitabında bulamıyoruz diyerek Allah'ın indirdiği bu farzı terk ederek dalalete düşmelerinden korkuyorum şeklinde bir uyarı da bulunduğunu görüyoruz. مَا نَجِدُ الرَّجْمَ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ. Biz Allah'ın kitabında rejim cezasını bulamıyoruz şeklinde ifade edeceğini, فَيْدُلُّ بِتَرْكِ فَرِيدَةٍ اَنْزَلَهَ اللّٰهُ. Yani Allah'ın indirdiği bir cezayı terk ederek, yani onun gereğini, burada farz kelimesinin kullanıldığı, yani mutlaka onun icra edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Gerçekten zina eden erkek ve kadına gereken bu cezanın ne olduğunu, وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ زَنَى. İster kadın olsun, ister erkek olsun, rejim Allahu Teala'nın kitabında zina edene bir nevi hak olan bir ceza olduğunu ifade ediyor. اِذَا اُحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Peki bu zina eden kadın ve erkekler evliyse ne olacak? اِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَ اَوْ كَانَ الْحَبْلْ اَوْ اِغْتِرَافْ. Bununla ilgili itirafın, yani onların itirafının neticesinde rejim uygulanacağını, Allah'ın kitabına ait bunun bir hak olduğunu da, gebelik veya itirafın, yani suçunu, bu eylemi yaptım diyerek itiraf etmesinin ve gebe olmasının bunun bir nevi şahidi olduğunu ve bu kişilere rejim uygulanacağını ve Allah'ın kitabında bunun bir hak olduğunu hem Buhari'nin hem de Müslim'in Cami-i Sahihlerinde görüyoruz. Bir sonraki hadisin aynı üçüncü bölümde üçüncü defa yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğini görüyoruz. An Ebi Hureyre'te semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme. Biz bu sigalara, işitme ile alınan bu sigaya tahammülül hadis
konusunda özellikle en yüksek siga diyoruz. Sahabi Allah Resulü'nü bizzat işiterek almış yani. Bu olayın tanığı deriz. Bu olayın şahidi yani. Yekul ize zenet emetu ehadikum fetebeyyene zinaha fel yeclidha elhat. Peki sizin içinizden yani emrinizin altında anlamında cariyesi zina eden bir kimseye gereken nedir? Fetebeyyene zinaha. Yani onun zina ettiğine dair bir beyine, bir delil gerekir. Eğer bu delil gerçekleşirse, ortaya çıkarsa, biraz önce zikretti örneğin kendi itirafı olabilir ya da onun hamile olması bir delil olabilir geçmişti. Thumma in zenet ethalise fetebeyyene zinaha fel yebi'ha velev bihablin min şairin. Fakat bunu o kişinin başına kalkmasın. Yani zina meydana gelirse, o bu zina suçunu itiraf ederse, bunu yani ayıplamasın anlamında bir uyarının da olduğunu, sonra tekrar zina ederse, ethelise şeklinde bir ifadenin geçtiğini, yani üçüncü defa tekrar zinaya dönerse ne olacak? Zina ettiği de ortaya çıkarsa, fetebeyyene zinehe, zinası da ortaya çıkarsa ne olacak? O zaman zina ettiği ortaya çıktıktan sonra, yani delil ile ya da hamileliği ile ortaya çıktıktan sonra, onu kıldan bir ip karşılığında satsın şeklinde bir ifade kullandığını görüyoruz yani. Çok cüz'i bir para karşılığında yani azat etsin. Bu alacağı çok düşük bir bedel anlamına geliyor. Burada cariyenin satılmasıyla ilgili emir, onun müşterinin yanında kendiliğinden başka bir sebeple veya zina ettiği zaman alıştığı yerden gönderileceği korkusuyla yola gelmesi ihtimali sebebiyledir. Alıştığı yerden gönderilmesi zor bir şeydir. Yer değişince insanın durumu da değişebilir. Bu taatte, masiyette de etkilidir. Bu hadisin yine muttefakun aleyh olduğunu, hem Buhari'nin hem de Müslim'in ortak rivayeti olduğunu, ancak buradaki metnin Müslim'in Cami-i Sahih'indeki metni olduğunu zikrediyoruz. 1290. hadis Ali bin Ebi Talip'ten rivayet edilen bir hadis. Ali bin Ebi Talip devlet işleriyle bir nevi savaşla meşgul olduğu için Hazreti Ali rivayetten biraz diğer sahabilere göre yani az sayıda rivayet edenler, uzak kalmış ifadesini kullanmak mümkün değil ama diyelim bir Ebu Hureyre gibi, Enes bin Malik gibi, Hazreti Ayşe gibi, Cabir bin Abdullah gibi, Ebu Said el-Hudri gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Abdullah bin Abbas gibi, yedisini de saymış olduk. Yani bu müktirun olan sahabiler gibi çok sayıda rivayeti olmayan bir sahabi. Ancak biz daha önceki derslerimizde Hazreti Ali'nin önce Hazreti Hasan'la harp, Allah Resulü geldi dedi ki bu Hasan'dır. Bunun ismi harp değildir yani. Sonra Hüseyin Efendimiz doğunca bunun adı harp değil, yine harp koymuştu. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan'ın ismi değiştirildikten sonra hayır bu harp değil, bunun adı Hüseyin'dir. Üçüncü defa tekrar Hazreti Ali Efendimiz'in çocuğu dünyaya geldiğinde Muhassin harp ismini koymuştu. Allah Resulü sordu, ne ismini ne koydunuz Hazreti Fatıma'ya, kızı Hazreti Fatıma'ya ve damadı Hazreti Ali'ye? Biz harp ismini koyduk. Hayır, onun adı Muhassin'dir diyerek Allah Resulü üçünde de Hazreti Hasan Efendimizin, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Hazreti Muhassin Efendimizin isimlerini harpten
Hasan, Hüseyin ve Muhassin'e çevirdi. Yani işte Hazreti Ali cengaver bir komutan. Onun için hadis rivayetinde diğer raviler gibi çok rivayeti olan sahabilerden değil. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aqimu el hudude ala ma meleket eymanukum. Hududu yani cezaları siz kime tatbik edeceksiniz? Ancak elinizin altında olanlara tatbik edeceksiniz. Elinizin altında kim vardır? O dönemde cariyelik ya da kölelik vardı. Daha sonra tabii kaldırıldı. Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadiste yani hududun kişinin eli altında bulunanlara tatbik edilmesi gerektiğini, hududu sahip olduğunuz kölelerinize burada her ne kadar yani elinizin altında bulunan şeklinde geçiyorsa hocamız bunu köleleriniz şeklinde tercüme etmiş. Buna cariyeler de dahildir. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Bu hadis İmam Müslim'e göre mevkuftur. Yani bu Hazreti Ali Efendimizin diğer bir sahabiden duyduğu bir söz ya da Hazreti Ali Efendimizin bizzat kendisinden duyup Hazreti Ali Efendimizin ismini zikretmeksizin senetten düşürdüğü bir sahabinin sözü olabilir. Ama dikkat edilirse bir mevkuf formu olmadığını, Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiğini görüyoruz. Mevkuf nedir? Sahabi sözüdür. Yani Allah Resulü örneğin bir cariyeyi şöyle bir had cezasına çarptırdı. Hırsızlığı ya da zina durumunda şöyle bir durumuna şu cezayı tatbik etti şeklinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir eylemini sahabe-i kiram anlatsaydı bu mevkuf olurdu. Ancak burada hadisin form olarak mevkuf olmadığını, yani bizzat Hazreti Ali'nin isnat zincirinde bulunduğunu ve an Ali'in şeklinde isnat zincirinde yer aldığını, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şeklinde hadisi sevk ettiğini görüyoruz. Eğer Hazreti Ali Efendimiz'den diyelim bir tabiin duysa, Hazreti Ali Efendimiz'i düşürseydi, diyelim tabiinden, tabiin imamlarından Şube bin el-Haccac ya da Süfyan el-Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Yahya bin Said el-Kattan, Hazreti Ali Efendimizin ismini isnat zincirinden düşürüp Allah Resulü şöyle buyuruyor deseydi, bu zaten mürsel olurdu yani. Hazreti Ali'nin devreden çıkarıldığını, bunun sahabi sözü de olmadığını, tabiinin sözü olduğunu ve maktu olduğunu görebilirdik. Yani bununla ilgili alimlerin çeşitli kavilleri vardır. Buradaki durum örneğin İmam Müslim'e göre mevkuf olduğunu görüyoruz. 1210. hadis İmran bin Husayn'dan rivayet edilen bir hadis radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Enne mra'aten min cüheyne etet nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme ve hiye hubla minez zina. Bakın biraz önceki durumlardan birisiyle karşı karşıyayız. İmran bin Husayn'in zikrettiğine göre Cüheyne kabilesinden bir kadının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna hamile olarak geldiğini, minez zina, yani o hamileliğinin de zinadan dolayı hamilelik olduğunu özellikle bu metinde görüyoruz. Fakalet ya Nebiyyallah, ey Allah'ın nebisi, ey Allah'ın peygamberi. Asabtu hadden, yani bana had cezası gerekir. Bizzat cezasını kendi ifade ediyor. Yani bana had cezası isabet etti. Yani ben bunu hak ettim anlamında bir ifade kullanıyor. Fakimhu aleyye, yani bana bunu ikame et. Yani bana bunu tatbik et anlamında. Feda nebiyyun sallallahu aleyhi ve selleme veliyyehe.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahibini çağırdı. Demek ki burada o bir başkasının temlik, buna temlik diyoruz. Yani bir başkasının emri altında çalışan bir cariye. Allah Resulü onun efendi deriz, efendisini çağırdı. Yani sahibini çağırdı. Fekale ahsin ileyhe. Ona iyi davran anlamında. Feize vada'at fe'tini bihe fef'al. Yani buna iyi davran. Yani bu hamlini vaz etsin. Yani doğumunu gerçekleştirsin ondan sonra. Fe'amara bihe feşukket aleyhe thiyabuha thumma amara bihe ferucmet. Yani o hamlini vaz etti, yani yerine getirdi, doğumunu gerçekleştirdi. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretti, yani recmedilmesini emretti ve elbiselerini bağladılar. Burada dipnotta recim sırasında açılmasın diye elbisesinin üzerine bağlandığı ifade ediliyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fe'emara biha, yani onu ona tatbik etme emrini verdi. Feşukket aleyha thiyabuha, yani üzerine elbise bağlandı. Thumma emara biha ferucmet, sonra recmedildi. Thumma salla aleyha, sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı. Fakale Umar, etusalli aleyha ya nebiyyallah ve kad zenet. Ey Allah'ın nebisi, ey Allah'ın peygamberi, sen zina eden bir kadının üzerine namaz mı kılıyorsun? Yani onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Fakale lekad tevbet tevbeten lev kussimet beyne sebu'ine min ehli Medine la wasi'atuhum ve hal wajadat afdal min an jadat bi nefsillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ömer'in bu suali karşısında bu kadın öyle bir tevbe etti ki tevbesi Medineli 70 kişi arasında taksim edilse, yani dağıtılsa onlara yeterdi. Sen canını Allah için feda edenlerden daha üstün birisine rastladın mı? Şeklinde Hazreti Ömer'e bir karşılık verdiğini, Allah Resulü'nün bu şekilde buyurduğunu, ravinin rivayet ettiğini, İmran bin Hüseyin'in zikrettiğini görüyoruz. Bu hadisin metninin İmam Müslim'e ait olduğunu, Müslim bin el-Haccac'ın Cami-i Sahih'inde yer aldığını görüyoruz. Burada dipnotta hadisin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Gamidiye için cenaze namazı kıldığına delildir. Bu da Şafii ve diğerlerinin recmedilen kişinin namazını imamın, fazilet ehlinin ve diğerlerinin kılacağı konusundaki görüşlerini teyit etmektedir. Cüheyne kabilesinden gelen Mecnuddin İbnül Esir'in Nisa bölümünde dersinin başında arz ettiğim Gamidiyeli kadının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevbe ettiğini, öyle bir tevbe etti ki onun bu tevbesinin 70 kişi, ki Medine'den 70 kişiye taksim edilse onlara yeteceğini zikrettiği kadının aynı kadın olduğunu dipnotta görüyoruz. Burada kadının Gamidiye şeklinde değil de Cüheyna kabilesinden bir kadın olduğunu ve hamile olarak Allah Resulüne geldiğini ve zina ettiğini, ey Allah'ın Resulü bana bunu tatbik et. Mecnuddin İbnül Esir'in son ravisini, 6 cilt benim elimdeki eser, 6. ciltin son ravisine bakarsanız kapak sayfasından bir önceki ravi yani. Orada göreceksiniz yani. Tahhirni ya Resulallah diyor aynı Cüheyneli kadın. Ey Allah'ın Resulü beni temizle yani. Ben dersimin başında Allah Resulü git
Bir iki defa döndürdü, git çocuğuyla geldi, git onu emzir dedi. Tekrar geldi, çocuk belirli bir yaşa ulaştığını, artık dişlerinin çıktığını, katı yiyecekleri yediğini görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İmran bin Hüseyin'in zikrettiği hadiste olduğu gibi onun recmedildiğini görüyoruz. Bir sonraki hadisin yine en çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi olan Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden bir tanesi, radıyallahu anhüme, Allah'ın babası Abdullah'tan, ki babası da bir şehit, Abdullah şehit edildiğinde Cabir bin Abdullah diyor ki, ey Allah'ın Resulü, üç defa babamın yüzünü açmak istedim, babamın yüzünü bana göstermiyorlar. Allah Resulü açın diyor babasının yüzünü. Babasının burnunun, kulağının ve dudaklarının kesildiğini görüyor sahabe-i kiram. Yani müşrikler tarafından şehit edildikten sonra cesede işkence edildiği görülüyor. Kardeşlerim, bu faslı inşallah bitireceğiz. 6 hadisimiz kaldı. Kısa hadislerden ibaret. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste kâle racama Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme raculen men esleme ve raculen minel yahud ve emraten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olan bir erkeği, Yahudilerden bir erkeği ve bir kadını recm cezası verdiğini, yani recmettirdiğini ifade ediyor. Yani bu ifade Cabir bin Abdullah'a ait bir ifade. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatını zikrediyor. Bu hadisin İmam Müslim tarafından rivayet edildiğini, Sahihayn'daki, yani hem Buhari'nin Camii Sahih'inde hem Müslim'in Camii Sahih'inde yer aldığını, iki Yahudi kıssasının İbni Ömer tarafından rivayet edildiğini görüyoruz. Bu hadis Müsned ve Sünen telif eden müelliflerin kitaplarında da, ben birkaç tanesini sayayım. Örneğin en meşhur müsnedlerden bir tanesi Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Abd bin Umeyd'in müsnedidir. Tayalisi'nin müsnedidir. Sünenlerden zaten meşhur olan, kütübü Tisa'ya dahil olan 5 tane sünen var. 4'ü kütüb-i sittenin içinde yer alan Ebu Davud'un süneni, Et-Tirmizi'nin süneni, İbn-i Mace'nin süneni, En-Nesai'nin süneni, buna Kutub-u Tisa'ya dahil olan Ed-Darimi'nin süneni olmak üzere 5 sünende Kutub-u Tisa'da yer aldığını görüyoruz. Yani 9 kitapta yer aldığını görüyoruz. Diğer ikisi zaten zikredildi. Buhari'nin Camii-u Sahih, Müslim bin El-Haccac'ın Camii-u Sahih'i. Geriye 2 kitap kaldı. İmam Malik'in Muvatta'ı ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedini zikrettik zaten. Toplam 9 hadis kitabı bugün günümüzde en çok meşhur olan ve en çok tercümesi, şerhi yapılan eserlerden, zirve eserlerden diyebiliriz. Rivayet şöyledir, diğer sünenlerde ve müsnetlerde geçen. Resulullah aleyhissalatü vesselam zina etmiş Yahudi bir kadınla erkek getirildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Yahudiler gelene kadar gitti. Geldiklerinde onlara Tevrat'ta zina eden için nasıl bir hüküm var buyurdu. Onlar yüzlerini kömürle boyayıp karartır ve onlara eşeğe bindiririz. Yani onlara eşeğe bindiririz. Bu şekilde gezdirilirler. Hani Anadolu'da teşhir edilirler denir ya, yani toplumun yüz karası anlamında. Yüzlerini kömürle boyayıp karartır, onlara eşeğe bindiririz. Bu şekilde gezdirilirler dediler. O zaman eğer doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirin ve okuyun buyurdu. Tevrat'ı getirdiler, recm ayeti gelene kadar okudular. Ancak recm ayeti gelince okuyan genç parmağını ayetin üzerine koydu. Bu ayetin öncesini ve sonrasını okudu. Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber bulunan Abdullah bin Selam ona elini kaldırmasını emret dedi.
Genç de kaldırdı. Altında recm ayeti vardı. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam o iki Yahudinin recm edilmesini emretti. Yukarıda geçmişti zaten. وَرَجُلًا مِنَ الْيَحُودِ Yahudilerden bir adam وَمْرَاتًا ve bir kadın recm edildi. Cabir bin Abdullah'ın rivayetinde geçmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam recm ayeti o iki Yahudinin recm edilmesini emretti ve böyle de yapıldı. İbn-i Kayyım El Cevziye'dir bu. Zadul Mead'ı Türkçe'ye tercüme edildi. Bendeki vüsati 6 cilt farklı hocalarımız farklı zaman dilimlerinde çeviriyorlar. Bazen eserlerin daha fazla yani ciltleri olabiliyor. Örneğin ben özellikle İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'ini veririm. İhya-i Ulumiddin eski baskılarına bakın kalın ciltlerde 4 cilttir yani. Örneğin bendeki nüshası 10 cilt. Ali Arslan hocamız tarafından tercüme edilmiş eski Tekirdağ müftüsü yani. Bu tercümelerdeki ister sayfa olsun ister cilt adedinin artması o hocamızın çalışmasının vüsatine bağlı yani. Örneğin ilk Riyazu Salihinler tek cilttir yani. İlk çevirenlerden bir tanesi Mehmet Emre'dir. Riyazu Salihinin Türkiye'de en geniş şerhini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 3 güzide emekli hocası diyeyim. Üçü de emekli oldu. Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir ve Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımız tarafından tercüme ve şerh edildi. 8 cilt halinde yayınlandı. Biz 43 oturumda örneğin bu eserleri 43 eseri yani farklı zaman dilimleri içinde ele aldık ve inceledik yani. Elimizde olanlar bu kadardı. Bu sadece bizim anlattığımızdan ibaret değil ki. Örneğin yurt dışında bizim elimize geçmeyen bunun İngilizceleri, Arapçaları, Fransızcaları, diğer Latin dillerinde olan, Batı dillerinde olan ya da Uzak Doğu dillerinde olan tercümelerine de yani ulaşma imkanı olsa hiç olmazsa anlatamasak da gösteririz. Deriz ki örneğin bu İspanyolca yayınlanmış, bu Çince yayınlanmış, örneğin bu Japonca yayınlanmış. Özellikle Mescid-i Nebevi'ye girdiğinizde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri benim şu anda oturduğum mahalle göre tam karşısı. Yani benim sırt tarafıma baktığınızda ki kıble tarafım yani Kur'an-ı Kerim'in o tarafta yani kıble tarafında yüzlerce başka dillere tercümesini görürsünüz yani. Yani bu kadar alemi İslam'da elhamdülillah Kur'an tercümesi var. Hadislerin için örneğin Riyazu Salihin gibi meşhur bu İmam Nevevi'nin eserinin niçin diğer dillere tercümesi yapılmasın ki? Yani en çok şöhret bulan iki kitaptan özellikle hadis kitabından bir tanesi Riyazu Salihin, bir tanesi de Buluğul Meram'dır. Bunlar eski odalarda, eski meclislerde en çok okunan kitaplar yani. İmam Nevevi biraz daha tarihsel olarak İbn Hacer'den önce 7. asrın alimlerinden. İbn Hacer el-Askalani 9. Hicri asrın alimlerinden. İstanbul'un fethini görememiş. 1448'de vefat etmiş. Yani 2. Murat dönemini görebilmiş İbn Hacer el-Askalani. Bu kadar güzide alimler yetişmiş. Türkçe'de elhamdülillah şu anda benim sizlere ders yaptığım Buluğul Meram'ın 3 tane güzide tercüme ve şerhi yapıldı. Bir tanesi elimdeki Betül Bozalı hocamızın yaptığı Karınca Polen yayınları tarafından neşredilen bir cilt halinde tercüme ve şerhi. İlk Türkiye'mizde yapılan merhum Ahmet Davutoğlu hocamızın Sönmez yayınları tarafından 4 cilt halinde neşredilen şerhi bir ders yapmıştık ondan. Ve 2 ders akdetmiştik. En son Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden bir hocamız, doçent doktor Rıfat Oral hocamızın
tercüme ve şerhiydi. 3 cilt halinde Emre Yayınları tarafından. Yani Türkiye'mizde bile Cumhuriyet'ten bugüne, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne 3 tane bu eser üzerine tercüme ve şerh yapıldıysa elhamdülillah yine İhsan hocamız dersin başından itibaren bizi takip ediyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1950'li yıllarda Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu hocamızın, emekli Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin güzide hadis profesörlerinden. Allah hocamıza sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı ömürler lütfetsin. Tarsus'ta ifade ettiği sözü, bir dakikalık sözü tarihe kaydettik. Evliya Çelebi gibi yayınladık, bir dakika civarında. İnternette bulacaksınız benim adımla Mehmet Sait Hatipoğlu, Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu ya da Mehmet Sait Hatipoğlu ismiyle yazarsanız her iki isimle o videoya ulaşacaksınız. 1950'li yıllarda diyor Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir tane Arapça okutacak hocamız yoktu diyor yani. Bugün elhamdülillah 120'yi aşan İlahiyat Fakültesi var. Din bilimleri fakülteleri var. Uluslararası seviyede ilahiyat eğitimi veren güzide kurumlarımız var. O hocalarımızın yetiştirdiği sayısız talebeleri var yani. Yurt dışında teoloji fakültelerinde, İslami ilimler fakültelerinde, batı aleminde görev yapan hocalarımız var yani. Birinden değil, hepsinden Allah razı olsun. Çıta ne kadar yükselirse o kadar inşallah İslami ilimlerin ve İslami ilimleri sahiplenen kardeşlerimizin hanelerine birer artı kaydedilecektir inşallah. Biz yani hocamızın ifadesiyle nasipsiz kalmış nesiller demeyeceğiz kendimize. İnşallah bu kadar ilahiyat fakültesinin eğitim, öğretim yaptığı, tedris hayatına devam ettiği ve bu hocalarımızın yetiştirdiği sayısız hocamız var. Birinden değil, hepsinden Allah razı olsun. Kardeşlerim, devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zimmet ehli bizden hüküm vermemizi isterlerse ancak İslam'la hükmederiz. Bu hükümet bize bunu garanti etmektedir. Ayrıca onların birbirleri hakkındaki şehadetlerini de kabul ederiz. Ayrıca burada rejimle yetinileceği ve sopa cezasıyla rejimin bir arada uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. Şerhini düşüyor Safiyurrahman Mübarek El-Furi'nin şerhinden Türkçe'ye çevrilen bir ciltlik eserde. Kardeşlerim, Said bin Sa'd bin Ubade'den rivayet edilen bir hadiste قَالَ كَانَ بَيْنَ اَبَيْتِنَا وَرُحَيْلٌ ضَعِيفٌ فَخَبَثَ بِأَمَتٍ مِنْ اِمَائِهِمْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَضْعَفْ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ خُذُوا اِثْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاحٍ ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ دَرْبَةً وَاحِدَةً فَفْعَلُوا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cılız deriz, zayıf bir hani cariye getirildiğini, bu cariyelerden zayıf bir cariye olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, özellikle Sa'd, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her kimi Lut kavminin yaptığı gibi yaparken bulursanız, örneğin hem yapanı hem de yapılanı öldürün emrini inşallah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ifade ettiği gibi, burada da bu adamın evlerin cariyesinden bir cariye olduğunu ve
böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini, Said'in bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ifade ettiğini, Resulullah aleyhissalatu vesselamın ise o zayıf kadına had cezasını uygulayın, yani haddini vurun buyurduğunu, ashabın ya Resulallah bu zayıftır, buna dayanamaz dediklerini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öyleyse içinde 100 tane filiz bulunan bir hurma salkımı alın, sonra o adama bununla bir defa vurun buyurduğunu ve sahabe-i kiramın da bu şekilde yaptığını İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, Nesai Sünen'inde, İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Bu hadisin isnadı hasendir. Mevsul mü, mürsel mi olduğu konusunda itilaf edilmiştir. Mürseli açıklamıştık. Bir sahabi diğer sahabiden duyar. O duyduğu sahabiyi atlayarak, diyelim Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'den duyduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu derse, isnattan Hazreti Ebu Bekir'i düşürmüş olur ki bu sahabe mürseli olur yani. Örneğin Hazreti Ebu Bekir'i biraz önce zikrettiğimiz tabiinden, örneğin Süfyan es-Sevri direkt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu derse tabi-i mürsel olur. Sahabiyi atlamış oluyor. Esas sahabinin ravisi kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömer düştüğünde sahabi mürsel olurken Süfyan es-Sevri ya da Süfyan bin Uyeyne ya da aynı tabakadan, tabi'in tabakasından bir hadis ravisi düştüğünde de tabi-i mürsel olur. Mevsul ise, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isnadı ulaşmayan, tabiinde kalabilir, tebevvüt tabiinde kalabilir, Allah Resulüne ulaşmayan, sahabiye ulaşırsa zaten sahabiden Allah Resulüne ulaşmış demektir yani. Ya, tabiinde kalıyorsa mevsul değildir yani. Munkatıdır bu. Yani sahabi atlanmış demektir. Burada rivayet eden Allah Resulü'nden alan kimdir yani? Biraz önce Hazreti Ömer'in örneğin rejim ayeti ile ilgili bir hadisi vardı. Bunu diğer bir sahabinin rivayet ettiğini, Allah Resulü'nden değil de Hazreti Ömer'den işittiğini, ancak Hazreti Ömer'i zincirden düşürdüğünü düşünün. Aynı şey, Hazreti Ömer asıl ravisi olduğu halde Hazreti Ömer'i zincirden düşürdüğü için buna sahabi mürseli deniyor yani. Burada alimlerin tartıştığı bu mürsel midir? Yani mürselden kasıt buradaki sahabi mürselidir. Yoksa mevsul müdür? Yoksa bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabi yoluyla ulaşmakta mıdır? Yoksa tabiinde ya da tebevvüt tabiinde kalmış, arada isnatta ravileri düşmüş müdür? Yani bu hadis munkatı mıdır? Bu hadis mudal midir? Yani bu hadis muallak mıdır şeklinde sorgulanmaktadır. 1214. hadis yine Mukthirun'dan, İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis. İbn Abbas'tan ikinci hadisi zikretmiş oluyoruz aynı bölümde. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle men vecettumuhu ya'melu amele kavmi Lut. Biraz önce zikrettiğim gibi, yani Lut kavminin kadınları bırakıp erkeklere yönelen kavmin, buna Lutilik şeklinde ifadeler de kullanılıyor. Yani Lut aleyhisselamın azmış kavminin yaptığı bu eylem gibi, kim böyle bir eylem yaparsa faktuluhu el fail vel mef'ule bihi. Yani bunu hem yapan hem yaptıran anlamında fail ve mef'ul yani. Hem o eylemi yapan ve o eyleme katılan kim olursa olsun fail ve mef'ulü öldürünüz buyurduğunu görüyoruz. وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَى عَلَى بَه۪يمَةٍ فَقْتُلُوهُ وَقْتُلُوهُ الْبَه۪يمَ. Her kim de hayvana böyle bir fiil tatbik ederse, yani hayvana yönelirse, o zaman onu da hayvanı da öldürün emrinin verildiğini, burada
Dipnotta İbn Abbas'tan rivayet edilen bu hadisin mefkuf olduğunu, yani sahabi sözü olduğunu, bu hayvana yaklaşana hat yoktur hadisi bu hadisle çelişmektedir. Tirmizi bu mefkuf hadisin diğerinden daha sahih olduğunu söylemiştir. İlim ehli de bununla amel etmektedir. İmam Ahmet bin Hanbel'in İshak dediği, burada İshak bin Rahüye'dir. İkisinin görüşünün böyle olduğu, Hattabi Ebu Davud'un sünenini şerh eden Malimus Sünen'in sahibi Hattabi ise şöyle diyor: fakirlerin çoğunluğu onun tazir edileceği görüşündedir. Ata ve Nehai, Ata bin Ebi Rebah, İbrahim en-Nehai'dir. Onlar böyle diyor. İmam Malik, Sevri, İmam Ahmet bin Hanbel, Rey ashabı da bu görüştedir. Şafii'nin de sözü böyledir. Şafii'nin ikinci görüşü ise buna zina haddinin uygulanmayacağıdır. Hayvanın öldürülmesine gelince İbn Abbas radıyallahu anhuma, Allah hem babası Abbas'tan hem oğlu Abdullah'tan razı olsun, hayvanın durumu ne olacak diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir: bu konuda Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bir şey duymadım. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselam bunun etinin yenmesini veya ondan faydalanılmasını kerih gördüğünü biliyorum. Ebu Hanife'ye göre eti yenenlerdense yenir, suçlu onu öder. Ebu Yusuf'a göre o hayvanın eti yenmez. Kardeşlerim, 1215. hadis yine Mukthirun'dan, Hazreti Ömer'in oğlu, o da daha önce geçmişti, onun rivayet ettiği, İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste: ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme darabe ve garrabe ve enne Ebu Bekir'in darabe ve garrabe. İbn Ömer'in, Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem dayak vurmuş hem de sürgün etmiştir. Hazreti Ebu Bekir de hem dayak vurmuş hem de sürgün etmiştir. Daha önce geçmişti, kime dayak atılır, yüz celde vurulur? Zina eden bir zat vardı. O bir zatın evinde hizmetkardı. Onun eşiyle zina etmişti. Allah Resulüne gelmişti. Ona 100 koyun, dersin başında zikretmiştik, ona 100 koyun verildiğini ve bir cariyenin fidye olarak verildiğini ifade etmişti. Allah Resulü cariyenin ve fidyenin sana tekrar iade edileceğini, o zata 100 sopanın vurulacağını ve 1 sene sürgün edileceğini ifade etmişti. Hadiste sahabi, burada da İbn Abbas aynısını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadece, yani celde ile yetinmediğini, yani 100 sopa ile yetinmediğini ve sürgün cezasını da uyguladığını ifade ediyor. İbn Abbas'tan rivayet edilen hadisin 1218. hadis olduğunu, yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlundan çok hadis rivayet edenlerden biri: kâle le'ana Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme muhannithayn minel ricel vel mutaracilat minel nisa ve kâle ehricuhum min buyutikum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlaşmış erkeklere ve erkekleşmiş kadınlara lanet etti ve onların evlerinizden çıkarın buyurdu. Bu hadisin metninin İmam Buhari'nin Camiu Sahih'inden alındığını ve İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadise dair burada bir şerhin, bu günümüzde doğuda da batıda da Müslüman gençler arasında bile çok yaygınlaşmıştır İfadesi kullanılıyor ve sonunda inna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini de derc etmiş. Yani akıbetimiz hayır olsun. Yani Allah'tan geldik, şüphesiz Allah'a yine döneceğiz ayetini de ifade etmiş. Burada kadınlaşan erkeklerden ya da erkekleşen kadınlardan kasıt nedir yani? Yani onlara benzemeye çalışan, onlar gibi giyinen, onlar gibi
hareket eden vesaire. Yani sureten de benzeyen vardır ama kılık kıyafet yönüyle de benzemek isteyen vardır mutlaka. An Ebi Hureyre'te kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, idfe'u el hudûde mâ vecettum lehâ medfe'an. Ebu Hureyre yine burada en çok hadisi zikredilen Yüzeyde sahabilerden bir tanesi, onun rivayet ettiği hadiste hududu çare buldukça def ediniz. Yani mümkünse o cezayı uygulamayınız, tatbik etmeyiniz buyurduğunu Allah Resulü'nün, bu hadisi İbn-i Mace'nin zayıf bir isnatla tahric ettiğini, Tirmizi'nin hakimle aynı hadisi Hazreti Ayşe'den idru el hudude anil muslimine mastatatum, yani imkan buldukça Müslümanlardan hududu def ediniz. Bu hadisin zayıf olduğunu, onu Beyhaki'nin Hazreti Ali'den kendi sözü olmak üzere idra'u el hudude bi şubuhat, yani hududu şüpheler sebebiyle def edin şeklinde rivayet edildiğini zikrediyor. Beyhaki Es-Sunenul Kubrasında bunu bu şekilde ifade ediyor. Elhamdülillah bu fasıl en uzun hadislerin derc edildiği fasıldı. Son hadis yine İbn Ömer'den, Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadis. 1220. Kale kal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ictenibu hadil kadurat elleti neha Allahu Teala anha femen elmen biha felyestetir bisatrillahi Teala velyetub ilallahi Teala feinnehu men yebdi lana safhatahu nukim aleyhi kitabullahi. Abdullah bin Ömer'in hem Hazreti Ömer'den hem oğlu Abdullah'tan razı olsun rivayet ettiği hadiste Allah Resulü'nün Allah'ın yasak ettiği şu kötü fiillerden kaçının. Kim bunları yaparsa hemen Allah'ın örtüsüyle örtünsün. Allah'a tevbe etsin. Zira bize yüzünü gösterirse Allah'ın kitabını ona tatbik ederiz. Bu hadisi hakimin müstedrekinde, müstedrek ki Buhari ve Müslim'in el-Camiyü sayılarına şartlarına uyduğu halde almadıkları hadis.